Evet, şu anda düğünümüzde, köyümüzde iki Kemal var. Birisi Deli Kemal, birisi Acı Kemal. Namde yer Deli Kemal amcamla birlikteyiz. Amca nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz düğünümüze, teşrif ettiniz. Teşekkür ederim. Düğününüz mübarek olsun. Ben adımla da gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Allah sonunu hayırlı etsin. Allah herkese göstersin, görmeyenlere göstersin. Diyeceğimiz bu. Şimdi Kemal amca, sabah Ala Yıldız'la röportaj yaptık. Dayımız, dedemiz. Evet. Şimdi üç evlilik konusunda 3 tane yengeyi de yanına aldık. Meleklerim dedi. Siz de iki evlisiniz. Bununla ilgili yeni nesil, biliyorsunuz şu anda evlenmiyorlar. 2 ay 3 ay sonra boşanıyorlar. Yeni nesile ne tavsiye edersiniz? Nasıl iki hanımla geçinmek? Nasıldır? Vallahi her şey hoşgörü, gönül alma, gönül kazanma. Hoşgörülü oldun mu istersen 5 tane hanımla geçinirsin. Ama hoşgörün yoksa bir tane de bulamazsın. Sıfır da bulamazsın. Yalnız Ali dayı Ala Yıldız ben şiddetle şimdiye kadar dedi, ben geçindim dedi. Hayır, hayır. O Ali Yıldız'ın biraz kanında hızlılık var da ondan o. Yani eskiden beri o hızlıdır o. Şimdi azıcık çöktü galiba benim hesapta. Yani ben tabii öyle o. Başka yani ben memnunum hayatımdan. Allah'a şükürler olsun. Allah görmeyenlere göstersin. Amin. Ama tabii tavsiye edilmez. Gençler ben iki evli olun demem ama yalnız biz bu dünyaya neye geldik? Yaşamaya geldik, üremeye geldik. Peygamberimiz üreyin demiş değil mi? Üreyeceğiz. Üremezsek düşmanlar gelir, yurdumuza oturur. Yani bazı gençler diyor ki işte bir çocuk yeter. Hayır, yetmez. Biz bu yurdumuzu korumak için en azından 3 tane çocuk yapmamış. Reisimiz de öyle diyor zaten. En az 3 tane. Çünkü neyse düşmanlar gelir, yurda oturur. Ondan sonra o bir çocuk da, o bir çocuk da gider. Sonra felaket olur. Peki Kemal amca, çok teşekkür ediyoruz.